Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Yılın ilk toplantısını yapan para politikası kurulu politika faizini 250 bas puan artırarak %45'e çıkardı. Merkez Bankası böylece art arta 8 toplantı faiz artışına gitti. Ekonomistler de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın politika faizini 250 bas puan artırmasını bekliyordu. Para politikası kurulu karar metninde şu ifadelere yer verildi. Aralık ayında manşet enflasyon son enflasyon raporunda sunulan görünümle uyumlu bir artış kaydetmiştir. Yurt içi talebin mevcut seviyesi hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik riskler enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Öte yandan yakın döneme ilişkin göstergeler parasal sıklaşmanın finansal koşullara yansımasıyla yurt içi talepteki dengelenmenin öngörülen dezenflasyon süreciyle tutarlı seyrettiğine işaret etmektedir. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında başlayan sınırlı iyileşmenin devam ettiğini değerlendirmektedir. Dış finansman koşulları, rezervlerdeki güçlenme, cari dengedeki iyileşme ve Türk lirası varlıklara talep, döviz kuru istikrarına ve para politikasının etkinliğine katkıda bulunmaya devam etmektedir. Bu çerçevede aylık enflasyonun ana eğilimindeki düşüş sürmüştür. Kurul parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Kurul politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığında yakın sayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumundaysa parasal sıkılık gözden geçirilecektir. Merkez Bankası geçen yıl toplam 34 puanlık faiz artışı gerçekleştirmişti. Merkez Bankası Haziran ayındaki toplantısından itibaren para politikasında sıkılaştırmaya gitti. Merkez Bankası Haziran'daki toplantıda faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini 27 ay sonra sonlandırmıştı.